Konguç Akademi'den herkese merhabalar kampımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar ilk derslerimizi bütün FKB derslerinde tamamladık zaten artık kimya için ikinci dersimize yani karışımlar kısmına gelmiş olacağız arkadaşlar. 10. sınıfta çok önemli bir yere sahip olan bir ünite olarak karşımıza çıkacak karışımlar ünitesi ve tabii ki biz hangi bilgilere sahibiz bu bir konuyu e, çok iyi öğrenmek için temelini oluşturmak için işte onlar da şöyle bir bahsedeceğiz dersimizin içeriğinde şöyle bir programımıza da bakalım matematik kampını başarılı bir şekilde tamamladık zaten ve e, KHB'de kimyaya dair de kimyasal tepkimeler dersini tamamlamıştık. Şimdi geldik arkadaşlar, bugün karışımlar dersiyle ikinci dersimizi de tamamlamış olacağız. Peki karışımların içeriğinde neler var? Hani eskiden kalma hangi bilgilere sahip olmamız gerekiyor? Onlara şöyle bir değinelim bakalım. Arkadaşlar bileşik karışım farklarından bahsetmiştik daha önce. Bak bu bilgiler bizim için çok önemli olacak. Çünkü bu bilgileri kullanarak e bu seneki homojen ve heterojen karışımları ve bunların farkları üzerine konuşmaya devam ediyor olacağız. Yani bu bilgiler yine bizim için önemli olacaklar ki ta ortaokuldan kalma bilgilerimizde burada tekrar tekrar hatırlıyor olacağız karışımların ayrıştırma yöntemlerini öğreniyor olacağız ve karışımları ve daha doğrusu çözeltileri oluşturan tanecikler arasındaki etkileşimlere ait bilgiler ihtiyacımız olacak. Bu da 9. sınıfta oldukça yoğun bir şekilde zaman ayırdığımız o etkileşimler kısmını şimdi tekrar tekrar hatırlamamız gerektiğini bize göstermiş olacak arkadaşlar. Peki bu ortaokul ve 9. sınıf olarak değerlendirdiğimiz zaman hangi bilgileri şöyle bir geri çağırmamız gerekiyor? Şimdi ortaokulda bak karışımlar diye bir bölüm vardı zaten. Burada karışımların da görmüştük. Karışımların sınıflandırılmasından bahsetmiştik. Çözünme olayından ve ayrıştırma yöntemlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bunların hepsi e, 10. sınıfta karışımlar ünitesinde tekrar edilecek ve genişleştirilecek konular olarak karşımıza çıkacak. Peki 9. sınıftan hangi bilgilere ihtiyacımız var? Arkadaşlar etkileşimlerden bahsetmiştik. İşte oradaki etkileşim türlerini şimdi tekrar hatırlayacağız ki çözeltilerdeki çözücü çözünen arasında oluşan etkileşimler üzerinden bir çözelti oluşur mu oluşmaz mı onun yorumunu yapabilirim ve bu sadece bizi 10. sınıf hazırlayan bir çalışma olmayacak tabii ki bizi 9'dan TYT'ye götüren bilgileri de tekrar etmemizi sağlamış olacak arkadaşlar. Çünkü ne yapacağız biz burada? Ortaokul ve 9. sınıflarda görmüş olduğumuz birçok konu vardı. Bunların tekrarını yapacağız. Şimdi saydığımız konular bunlar tabii ki. Ve bununla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz bu kamp içerisinde. Bu yeni nesil sorular sayesinde de sadece 10. sınıf değil TYT'ye merhaba demiş olacağız arkadaşlar. Ve tabii ki bu süreç boyunca da Hani az önce bir önceki dersimizde e, ödevlendirmelerden bahsetmiştik zaten işte ödevlendirmeleri yapacağımız sizin asıl çalışmaları yürüteceğiniz kaynağımız bizim 9'dan 10'a hazırlık seti olarak karşımıza çıkacak neredeyse hepiniz artık buna sahipsiniz zaten ama hani hala dağılmamışlar için şöyle bir tanıtımını yapalım arkadaşlar paketimizi açıyoruz ve zaten beni aç diye bekleyen bir paket karşımızda oluyor. İçerisinden 3 tane süper kitap çıkıyor bu kitaplardan. İlki matematik hazırlık kitabı arkadaşlar. Birçoğunuz zaten bu kitabı tamamladı bile. Çünkü bir önceki kamp döneminde bitmişti. PKB döneminde arkadaşlar fizik, kimya ve biyolojiye dair birçok özellikle yeni nesil Sorulardan oluşan e, tabanlı sorulardan oluşan bir kaynak karşımızda olacak arkadaşlar. Sadece konu tekrarı değil aynı zamanda sorularla pekiştirmemizde sağlayan bir kaynak olacak ve bunun yanı sıra tabii ki edebiyat, tarih ve coğrafya içinde çalışmalarımızı yapmamızı sağlayan bir kaynak bizi bekliyor olacak. Bu e, seti bir an önce edinmenizde fayda var diyoruz. O zaman haydi dalalım bakalım. Şimdi haydi dalalım bakalım konularımıza. Öncelikle arkadaşlar madde neydi? Madde'nin tanımı üzerinden bir gidelim. Maddeyi tanımlarken demiştik ki dört tane temel ortak özelliği vardır bütün maddelerin. Neydi peki bunlar? Bütün maddelerin kütlesi vardı, hacmi vardı, tanecikli yapıya sahiplerdi ve aynı zamanda bunların eylemsizlik gibi bir kuralı vardı. Bütün maddeler bu özelliklere sahiplerdi. Şimdi maddeleri genel olarak başlıklar altında inceleyecek olursak diyorduk ki madde, element, bileşik olmak üzere saf maddelerden ve e, saf olmayan maddelerden yani karışımlardan oluşur. Yani aslında maddeyi iki başlıkta inceleyeceğiz. Saf madde ve saf olmayan madde yani karışım. Saf maddelerde de bileşik ve karışım kavramları arkadaşlar bunlar aslında birbirine çok karıştırılıyor. Saf maddelerde element hani zaten biraz daha ayrıştırılmış durumda. E, o çok karıştırılmıyor ama bileşik ve karışım kavramları birbirine çok karıştırılıyor. Çünkü ikisi de birden fazla tür atom içeren maddeler. Ama çok belirleyici özellikleri var. Ne gibi? bileşenlerin özelliklerini taşıma mevzusu. Arkadaşlar bileşikler bileşenlerin özelliklerini taşımıyordu. Unutmuyoruz bunu ne gibi? Su mesela. Su ne hidrojene ne oksijene benziyor ama karışıma geldiğimiz zaman tuzlu sudan bahsediyorsam mesela hem tuzun hem suyun özelliklerini taşır. İşte bu ikisi çok önemli bir farktır. Bileşiklerde bileşenlerin bütün özellikleri kaybolur bileşiğin oluşum sürecini değerlendirdiğimiz zaman sadece ve sadece kimyasal yöntemlerle bileşenlerin ayrıştırılabilir. Çünkü kimyasal olarak birleşim söz konusudur burada. Sen suyu bileşenlerini ayırmak istiyorsan yani hidrojen ve oksijeni ayırmak istiyorsan burada elektroliz yöntemine ihtiyaç duyarsın. Yani kimyasal bir yöntemine ihtiyaç duyarsın. Ama karışımı bileşenlerini ayırmak istiyorsan e fiziksel olarak bir araya geldiklerine göre yine fiziksel olarak birbirlerinden ayrıştırılabilirler. Yani hem fiziksel hem de kimyasal yöntemler kullanarak karışımı bileşenlerini ayırmamız mümkündür diyorduk bileşiği bileşen kütleleri ve atom sayıları arasında sabit bir oran vardır şeklinde tanımlıyorduk. Yani sudan bahsediyorsan iki hidrojene karşılık bir tane oksijen olmak zorunda ki biz bunun su olduğunu H2O olduğunu söyleyebilirim. Üç tane hidrojen bir oksijen geldiği zaman başka bir bileşik elde ederiz. Ama karışma geldiğimiz zaman burada sabit bir oran yok. Sen suyun içerisine şöyle bir tutam tuz da atarsan onun adı tuzlu su olur. Tuzu boca edersen de yine adı tuzlu su olur. Herhangi bir oran yoktur. Burası da yine çok önemli bir fark. Bileşikleri göstermeye gelirken, sembolize etmeye gelirken formüller kullanıyoruz. H2O suyu gösteriyor, HCl hidroklorik asidi gösteriyor gibi. Ama karışımlar için böyle bir formül yok. Çünkü aslında bir önceki maddeden kaynaklanıyor. Sabit bir oran yoksa bir formül de kullanma şansına sahip olamayız. Tuzlu suyun adı tuzlu sudur herhangi bir formül kullanmayız. Bileşiklerde yine bu sabit orandan kaynaklanan bir durumdan ötürü yoğunlukları, erime noktaları ve kaynama noktaları belirlidir. Suyun e, belli şartlar altında işte e, donma noktası 0 santigrat derece, kaynama noktası 100 santigrat derecedir ama tuzlu su için bunu söyleyemeyiz. Tuzun oranına bağlı olarak değişen değerler söz konusudur. Karışımlardan bahsedecek olursak. Şimdi gelelim karışımları kendi içerisinde sınıflandırmaya. Arkadaşlar karışımları homojen ve heterojen olmak üzere iki ana başlıkta inceliyorduk. Burayı gayet iyi hatırlıyoruz da ortaokuldan beridir. Peki homojen karışımı tanım olarak yapacak olursak ne diyorduk? Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek fazla bir görüntüye sahip olan karışımlara homojen karışım adını veriyorduk. Ki bunlar arkadaşlar bir diğer adı çözeltidir unutmuyoruz bunu. Heterojen karışıma geldiğimiz zaman her yerinde aynı özelliği göstermeyen dolayısıyla birden fazla 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 görüntüye sahip olan karışım türlerine de heterojen karışım adını veriyor olacağız arkadaşlar. Peki homojen karışımdaki bu her yerinde aynı görüntünün olmasının sebebini çünkü bileşenler karışımın her yerine eşit bir şekilde dağılmışlardır. Her tarafına tam anlamıyla dağılmışlardır diyebiliriz ancak heterojen karışımlarda genellikle birden fazla fazla bir görüntü var diyoruz. Yani zeytinyağı sudan bahsediyorsak su aşağıda, zeytinyağı yukarıdadır. İşte bu farklılık ya da suyun içerisinde talaşı attığımız zaman talaş suyun üstünde yüzmeye başlar. Yani birden fazla görüntü oluşur. Bu neden kaynaklanıyor? tamamen dağılmamasından her yerine eşit bir şekilde dağılmamasından kaynaklanıyordur arkadaşlar. E, homojen karışımların bileşenleri çıplak gözle görülmez. Bu hani tek bakışta bir karışım homojen, mi işte bunun ayırdığına varabilmemiz için kullanacağımız en basit yöntemdir diyebiliriz. Baktığın zaman tuzlu suya bir bakıyorsun. Her yere eşit görünüyor. Tek gözle sen bileşenleri birbirinden ayıramıyorsun. Aha burada tuz var, burada su var diyemiyorsun ama heterojen karışma. Geldiğin zaman bir çamura baktığın zaman dipte işte kum tabakasını ya da toprak tabakasını görebiliyorsun ya da talaş ve suyu karıştırdığın zaman talaşın üstte yüzdüğünü görebiliyorsun. Bunun heterojen karışım olduğunu bize gösteriyor. Homojen karışımı hava, şekerli su, yağmur suyu, sirke ve bazı alaşımlar örnek olarak verilebiliyor. Az önce söylediğimiz gibi baktığın zaman tek bakışta e, ayırt edemediğin, bileşenleri gözlemleyemediğin durum homojen karışımdı. Kumlu su, duman, sis, yağlı su, çorba, salata ve toprağı da biz heterojen karışımlara örnek olarak verebiliriz. Birden fazla görüntünün oluştuğu e, karışım türüdür. Tabii ki aralarındaki farklılıklar bunlarla sınırlı değil. Devam edelim. Homojen karışımın özelliklerine değinecek olursak bekletildiğinde çökelti oluşumunu gözlemlemeyiz arkadaşlar. Yani tuzlu suyu sen istediğin kadar beklet, beklesin beklesin günlerce beklesin. Git sonradan bak yine aynı şekilde görünür. Ama heterojen karışıma geldiğin zaman çoklu madde görüntüsü vardır. Yani bekletildiğinde çökelti veya üst tarafta böyle bir e, tabakanın oluştuğunu gözlemlersin. Sen ayranı alır çalkalarsın koyarsın kenara bir bakarsın ki e, belli bir süre sonra yoğurt kısmı dibe çökmüş. Bu neden kaynaklanıyor. Heterojen olmasından kaynaklanıyor. Homojen karışımlar gaz ve sulu çözeltileri süzgeç kağıdından geçer arkadaşlar. Bunun sebebi neydi? Çok küçük taneciklerden oluşuyor çünkü. Yani tuzlu suya değerlendirdiğimiz zaman tuz tanecikleri suyun içerisinde o kadar küçük parçalar ayrılarak dağılıyor ki sen sulu süzgeç kullandığın zaman bile o süzgeç gözeneklerinden geçebilecek kadar küçük taneciklere sahip oluyorsun ama heterojen karışımda tanecikler o kadar büyük ki bu gözeneklerden geçemiyor. Dolayısıyla süzgeç kağıdında kalıyor. Gaz ve sulu çözeltileri genellikle saydam özellik gösteriyor. Homojen karışımlara geldiğimiz zaman yine az önce bahsettiğimiz gibi küçük taneciklerden oluşmasından ötürü bu özelliği gösteriyor. Ancak heterojen karışımlarda arkadaşlar genellikle bulanık bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Her ikisi de katı sıvı ve gaz halde bulunabiliyorlar tabii ki bu karışımların özelliği ortak özelliği olarak değerlendirebiliriz. Şimdi gelelim o zaman birkaç tane örnekle bu homojen, heterojen mi karşımıza günlük hayatta çıkan karışımları nasıl ayırt edebiliriz? Bunu değerlendirelim bakalım. Tabloda verilen karışımların türünü homojen veya heterojen olarak hep birlikte belirleyelim. Şimdi tuzlu sudan bahsedecek olursak arkadaşlar neyi düşünmemiz gerekiyor? Biz bu karışıma baktığımız zaman tek fazla bir görüntü mü görüyoruz yoksa birden fazla görüntünün var olduğunu mu değerlendiriyoruz? Tuzlu suda tek bir görüntü olduğu için bu tabii ki ...homojen bir karışıma örnek olarak veriliyor. Ama çamurlu suya geldiğimiz zaman... ...çamurlu suyu birazcık bekletiyorsun... ...dibe toprak tabakasının çöktüğünü görüyorsun. E, Çökmesi bile zaten bulanık görüntü... ...onun aslında homojen yani tamamen dağılmış bir karışım... ...olmadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla çamurlu su tabii ki heterojen bir karışım türüdür. Dumana gelelim arkadaşlar. Duman da gaz fazında bir karışımdan bahsediyoruz burada... E, her tarafında eşit dağılım söz konusu değil. Bir tarafı daha berrak, daha şeffaf oluyor. Ortadaki bu hani duman nasıl yoğun olduğu yer iyice koyu bir görüntüye sahip oluyor ve sürekli dağılma özelliğini taşıyor. Gözle görebiliyoruz bu farklılıkları. Bu neyi gösteriyor? Dumanın heterojen bir karışım olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Maden suyuna gelelim. Maden suyuna alıyorsun. Tek fazla bir görüntü var bu tarafında. E gazlar diğer tarafında başka bir şey yok. Her tarafı eşit dağılmış. Dolayısıyla maden suyu tabii ki homojen karışıma örnektir. Hava özellikle temiz havadan bahsediyorsak arkadaşlar berrak bir görüntü vardır tabii ki. Yani tek fazla bir görüntü vardır. O nedenle homojen karışım örnek olarak veririz. Şekerli su aynı şekilde tıpkı Tuzlu suda olduğu gibi tam bir dağılma söz konusudur. Tek fazla bir görüntü vardır. Bu da şekerli suyun homojen karışımı örnek olduğunu bize gösterir. Gazoz aynı şekilde homojen karışım örneği olarak verebiliriz. E, tam bir dağılma söz konusudur çünkü. Kolonya yine alkol ve suyun birbiri içerisinde çok iyi çözülmesi ve dağılmasına ötürü homojen bir karışım oluşturur. Ancak zeytinyağlı suya geldiğimiz zaman suyun dipte kaldığını zeytinyağının da ayrı bir tabaka olarak üstte biriktiğini görürüz. Bu neden kaynaklanıyor? Bu karışımın heterojen olmasından kaynaklanıyor tabii ki. Deodoranta geldiğimiz zaman arkadaşlar deodorantları kullanmadan önce şöyle bir çalkalama ihtiyacı hissederiz. Bunun sebebi aslında yapının heterojen olmasıdır. Dolayısıyla deodorantlar heterojen karışımları örnektir. Yani şöyle de düşünebiliriz. Herhangi bir karışımı kullanırken çalkalama ihtiyacı hissediyoruz. ...bu onun heterojen olmasından kaynaklanıyordur. Deterjan köpüğü aynı şekilde her yerinde aynı özelliği göstermez birebir. Dolayısıyla heterojen bir karışıma örnek olarak verebiliriz. Ve meyve salatası diyor arkadaşlar salata adı üzerinde zaten e, bir karışım oluşmuş ama... ...meyve salatası bir tarafta çilekler yoğundur bir diğer tarafta muzlar yoğundur. Bu da onun heterojen bir karışım olduğunu bize gösteriyordur. Peki karışımları bileşenlerini ayrıştırmak istiyorsak hangi yöntemleri kullanıyorduk? Şöyle bir onları da hatırlayalım arkadaşlar. Ortaokuldan kalan bilgilerimizle mıknatıs yöntemini kullanıyorduk. Mıknatısla ilgili şunu biliyorduk ki manyetik metalleri çekiyordu. Manyetik olmayan diğer maddelere herhangi bir etki göstermiyordu. Peki hangi maddeler manyetik özellik gösteriyordu? Hemen onu hatırlayalım. Demir, ...nikel ve kobalt elementleri, manyetik metallerde Dolayısıyla biz mıknatısı kullanırken eğer bu elementlerin içerisinde yer aldığı bir karışım söz konusuysa... ...bir heterojen karışım söz konusuysa mıknatıs sayesinde bunları diğerlerinden ayırabiliriz. Mesela demir-bakır tozlarından oluşan bir karışım varsa mıknatısı yaklaştırdığımız anda demiri ortamdan uzaklaştırabiliriz. Eleme bir diğer yöntemimizde tanecik boyutunun farkını kullanarak... E, oluşturduğumuz bir ayırt etme yöntemiydi arkadaşlar. Burada da mesela çakıl ve kumdan oluşan bir karışım varsa küçük gözenekleri olan bir elek yardımıyla kum ve çakılı birbirinden ayırabiliyorduk. Süzmeye geldiğimiz zaman aslında elemeye yakın benzer bir yöntem yine tanecik boyutu farkından yararlanarak bu ayırma yöntemini kullanıyorduk arkadaşlar. Ne yapıyorduk peki? Bir süzgeç kağıdımız vardı. Bu süzgeç kağıdının içerisinde küçük küçük gözenekler var. Eğer heterojen bir karışım varsa bizim elimizde yani katı tanecikleri daha büyük bu gözeneklerden geçemeyecek taneciklerse biz süzme yöntemiyle katı ve sıvıyı birbirinden ayırt etme şansına sahip oluyorduk. Ayırma ünisine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada diyeceğiz ki emülsiyon şeklindeki karışımları bileşenlerini ayırırken kullanacağız. Yani sıvı sıvı ve heterojen olan karışımlarda ne gibi? Su ve zeytinyağı gibi. Şimdi bu kabı aldığımız zaman, huni aldığımız zaman ne yapacak? Su alt tarafta, zeytinyağı üst tarafta toplanacak. Yani aslında yoğunluğu yüksek olan altta, yoğunluğu düşük olan üst tarafta toplanacak. Ve alttaki musluğu açtığımız zaman ne yapacak? Alt tarafta kalan sıvı hangisi ise o akmaya başlayacak buradan. Tam şu ayırt ettiğimiz noktaya gelene kadar akıtıp Musluğu tekrar kapattığımız zaman su ve zeytinyağından bahsediyorsak eğer alt tarafta su, üst tarafta huninin içerisinde de zeytinyağı kalacaktır. Bu şekilde bileşenlerini ayırabileceğiz. Burada yoğunluk farkından yararlanarak kullandığımız bir ayırma yöntemi olacak. Kaynama noktası farkını eğer biz ayırma yöntemi olarak kullanacaksak burada damıtma dediğimiz yöntem karşımıza çıkacak ve bunu Basit damıtma ve ayrımsal damıtma olarak ilerleyen aşamalarda iki şekilde görüyor olacağız arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk peki? Homojen bir karışım varsa bizim elimizde. Biz bunu ısıttığımız zaman kaynama noktası düşük olan... Öncelikle kaynayarak diğer kaba geçecektir. Ve bu soğutma sistemi sayesinde tekrardan sıvı hale geçirilerek toplama kabında toplanacaktır. Yani kaynama noktası düşük olan toplama kabına gidecek. Kaynama noktası yüksek olan bu kabın içerisinde e, yani damıtma kolonun içerisinde kalacak. Bu sayede de bileşenlerini ayırıyor olacağız arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz. E, karışımların ayrıştırması ve buna dair yöntemler yine 10. sınıf müfredatında karşımıza çıkıyor olacak. Hemen bir soru çözelim o zaman. İki farklı katıdan oluşan karışımı ayırmak için özelliklerden hangisi ya da hangileri kullanılabilir diye sormuş. Elimizde ne varmış? İki farklı katı varmış arkadaşlar. Tanecik boyutu farkı. Şimdi eleme yöntemini kullanacaksak burada tanecik boyutu farkından yararlanıyor olacağız. Hani çakıl ve kumu birbirinden nasıl ayırıyoruz? Kum taneciklerinin çok daha küçük olmasından faydalanarak ayırıyoruz. Çözünürlük farkı biri çözünen biri çözünmeyen iki maddeyi suyun içerisine attığımız zaman çözünen madde suyun içerisinde dağılacak. Çözünmeyen maddeyi bu şekilde ayırabileceğiz. Dolayısıyla bunu da kullanabiliriz. E, yoğunluk farkı atıyorum elimizde taş ve e, çak, şeyden oluşan çözünürlük. E, odundan oluşan odun parçalarından oluşan bir karışım varsa bunu suyun içerisine attığımız zaman odun parçaları yani talaşlar suyun üstünde yüzeceği için yoğunluk farkı sayesinde burada da bileşenlerini ayırmış olacağız. Yani üçünü de kullanma şansına sahip olacağız. Burada arkadaşlar zayıf etkileşimleri şöyle bir hatırlıyor olmamız gerekiyor. Çünkü çözünme olayı dediğimiz zaman moleküler düzeyde çözünmeyi açıkladığımız zaman bu bilgilere ihtiyaç duyacağız. 9. sınıfta öğrenmiştik. Gayet iyi hatırlıyoruz. Burada zayıf etkileşimleri sınıflandırırken Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı olmak üzere iki temel başlıkta incelemiştik. Hemen hatırlayalım. Van der Waals etkileşimleri de dipol dipol, iyon dipol dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve London çekim kuvvetleri olarak alt beş başlığı ayırmıştık. Neydi peki bunlar? Dipol demek e, polar molekül demekti. İndüklenmiş dipol demek. Apolar molekül demekti arkadaşlar. Dolayısıyla dipol dipol dediğimiz zaman polar iki molekülün birbiri arasında oluşturduğu etkileşim türünü değerlendiriyor olacağız. Veya bir iyonla polar bir molekül arasında gerçekleşen bir etkileşimden bahsediyorsak bunu iyon dipol etkileşimleri olarak değerlendiriyorduk. Hidrojen bağına geldiğimiz zaman Burada ne vardı arkadaşlar? Fon kuralı vardı. Hemen hatırlayalım. Ne demek fon kuralı? Flor, oksijen ve azot elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin molekülleri arasında oluşan etkileşimlere hidrojen bağıtını veriyorduk. Ne gibi mesela? Azot ve hidrojenlerden oluşan bir amonyak molekülü veya oksijen ve hidrojenlerden oluşan su molekülleri arasında bu etkileşim oluşuyordu. Neden? Çünkü hidrojenler kısmi pozitif diğer ...elementler yani azot, oksijen ve flor da e, elektronegatifliği yüksek olduğu için... kısmi negatif kutupları oluşturacakları için birinin pozitif yükü ile diğer negatif yükü arasında... ...bir çekim kuvveti oluşuyordu. İşte bu çekim kuvvetine de hidrojen bağı adını veriyorduk... E, Dipol dipolde de benzer şey vardı. Benzer özellik vardı. Ancak orada fon kuralını beklemiyorduk. Hidrojen bağını da zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olarak değerlendiriyorduk. Bunu unutuyoruz arkadaşlar. London çekim kuvveti neydi? Hemen onu da hatırlayalım. O da apolar molekülleri arasında oluşan çekim kuvvetine verdiğimiz isim. Şimdi bir soru üzerinden bunu daha rahat bir şekilde açıklayalım o zaman. Aşağıdaki tanecik çiftleri arasında oluşan etkin etkileşim türünü belirtiniz diyor. Arkadaşlar burada molekül yapısını değerlendirmemiz gerekiyor. Magnezyum sülfür iyonik bir bileşik su polar bir molekül yapısı. Dolayısıyla etkileşimin türü ne olacak? İyonik bir bileşik olduğu için buradan iyonlar gelecek. Polar bir molekül yapısı olduğu için dipoller gelecek. O zaman etkin etkileşim türü iyon dipol olacak. PH3 arkadaşlar neydi bu polar molekül yapısı? Su o da polar molekül yapısı. Şimdi şurada ikisi de polar molekül yapısında ise şuna bakacağız. Fon kuralına uyuyor mu, uymuyor mu? Şimdi PH3 uymuyor. Çünkü flor oksijen azot bu elementlerden birisi yok. Su uyuyor ama PH3 uymuyor. İkisinden herhangi biri uymadığı zaman hidrojen bağı oluşamıyordu. Dolayısıyla bunlar arasındaki etkileşim ne olacak? Dipol dipol etkileşimleri olacak. Amonya'ya gelelim polar molekül yapısı. Su o da polar molekül yapısı. Peki fon kuralına uyuyor mu? Evet fon kuralına da uygun durumda. Dolayısıyla bunlar arasında tabii ki hidrojen bağı oluşacak. CCl4 apolar molekül yapısı. C6H6 bütün hidrokarbonlarda olduğu gibi tabii ki bunun da apolar molekül yapısında olmasını bekliyoruz. İkisi de apolarsa indüklenmiş dipoller oluşuyordu. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri yani London çekim kuvvetlerinin burada oluştuğunu söylüyorduk arkadaşlar. Şimdi güzelce buraları hatırladığımıza göre artık karışımlar ünitesini hep birlikte işlemeye hazırız 10. sınıfa zımba gibi girebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.